Allah'ım sana şükürler olsun. Şu anda yoldan kimse geçmiyor. Ve hayvanlarım da çok mutlu. Çürüyen kulübe de burada. Burası doğal sit alanı. Kanun gereği evler ağaçların boylarını geçmeyecek şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Yani burada belirleyici unsur ağaç. Ama insanlar kiracısı için, öğrencisi için, Almanya'dan gelen akrabası için habire evler inşa ettiler. Ve sokakların da tapusunu aldıklarını sandılar. Bu hayvanlar yaklaşık olarak 2-3 yıldır burada yaşıyorlar ve hiç bu kadar huzurlu sokakta yatmadılar. Kapıdan geçenler ellerinde telefon. Acaba ne malzeme çıkarsak da bunu paylaşsak? Ya da işte egzozlarına taktırdıkları o cihazlarla hayvanların en muhtaç oldukları böyle dinlenme zamanlarında onları rahatsız etmek. Ya insanın yapabileceği her şeyi yaptılar. Burada en çok yaşadığım şey, hani kardeşi kardeşe kırdırmak diye bir şey var ya, en çok onu yaşadım. Evet, burası çok güzel bir coğrafya. Suyu çok güzel. Taştan ot çıkıyor. İşte burası taş. Kaldırım yani burası. Kaldırımda bin bir güzellikteki bitkiler yetişiyor. Bunları hakir gören insan oldu. Dünya yaratıldı. Bitkiler vardı. Bitkilerin öncesinde tabii tek hücreli canlılar. Sonra insanlar. Ama insan her şeyin hakimi, her şeyin sahibiymiş gibi davranıyor. Bu dışarı çıkma yasağı hayvanlar için çok iyi. Ama çözüm değil. İşte yasak gelmeden 1-2 saat önce yaşananlar bunu gösteriyor zaten. İnsandaki yağma duygusunu. Bazı kişilerin diğer kişilere göre olan rahatlığını, adamsenciliğini, yani adamsende deyip her şeyi yapıyor. Şu köpekler hiç bu kadar huzurlu olmamıştı. Hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Saniyede bir araba geçer, saniyede bir motor geçer. Ve işte mutlu son. 2 günde olsa onlar şu anda mutlular. Sadece kuş sesleri, çiçekler, ve diğer canlılar.